Arkadaşlar bugün 24 Temmuz 2024 Çarşamba, ben Bahattin Çağdaş. Lozan ihanetinin seneyi devriyesi. Gündemden bir örnek vereceğim bununla ilgili. Çok kısa bir örnek vereceğim. Şöyle bir çevreye bir bakalım arkadaşlar. Evet. Evet, bu arada arkada eğleniyorlar küçük kayıklarda. Şimdi arkadaşlar, geçen bir haber dikkatimi çekti. Milli Eğitim Bakanı, pardon, Milli değil, Eğitim Bakanlığı. Eğitim de değil, olmaması lazım. Marif olması lazım. Ama yakışıyor yani mevcut şeye, yapılan muameleye eğitim yakışıyor. Hayvanlar eğitilir arkadaşlar. İnsanlara öğretilir bir şeyler, marif derler, eskiler marif dermiş. Bunu tekrarlıyorum sık sık. Eğitim Bakanlığı Bakanı Yusuf Tekin arkadaşlar. Yusuf Tekin de tartışılır. Onu da koy bir kenara, önemli değil. Ayrı bir konu. Bir serzenişte bulunuyor arkadaşlar. Bir serzenişte bulunuyor. Bu arada arkadaşlar, hava sıcak, bir kapanıyor, bir açılıyor, o yüzden bunu attım üzerime. Bir şey anlatıyor arkadaşlar, anlatmaya çalışıyor. İnanır mısınız? Bu arada gelen geçenler oluyor, o yüzden ara vermek zorunda kalıyorum. Anlatmakta o kadar zorlandı ki arkadaşlar. Arkadaşlar, tam da Fransız bakandan bahsedecektim. Şu anda da Fransızlar geçiyor. Şimdi öyle anlattı ki arkadaşlar, inanır mısınız, yani böyle oradan şey yaptı, bağlamaya çalıştı, buradan bağlamaya çalıştı. Böyle anlatamıyorduk yani, ama yine de eskisine nazaran bir cesaret gelmiş. Lozan'a karşı çıkma cesareti gelmiş biraz. Arkadaşlar, konu şu. Lozan anlaşmasına göre, tamam mı, İhanetine göre Fransa olsun, İngiliz olsun, bilmem ne olsun, Türkiye'de istediği gibi okul açabiliyor. Müfredatı ile ilgili sana hesap da vermiyor. Şimdi Fransızlar zaten var, biliyorsunuz. Notre Dame de Sion'u var. Rahibe yetiştiriyor diyorlar, yani genelde rahibe yetiştiriyor diyorlar. Notre Dame de Sion. Elmadağ'da, Harbiye'de, radyo evinin karşısında. Çocukken bol bol görürdük geçerken. Saint Michel'i var. Ondan sonra Galatasaray Lisesi, Fransızca ağırlıklı. Başka? Saint Joseph'i var. Şimdi neyse arkadaşlar, bu saydığım okullar yetmezmiş gibi yakın zamanda Fransızlar yine bir okul daha açmışlar. Adını bilmiyoruz. Tamam. Ben bilmiyorum. Fakat bakan, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görüşmek istemiş bunlarla. Bir problem var. İzin falan da almamışlar. İnanır mısınız? Fransızlar, artık yetkililer, Fransız yetkililer sallamış. Aylarca sallamış. Tamam, bakarız, ederiz, tamam ederiz, eyleriz, görüşürüz, şu olur, bu olur, böyle iplememişler bile. Bakın, buradan anlayın Lozan'ın ihanet olduğunu. Adamlar ellerini kollarını sallayarak istediği okul açabiliyor. Sen gidip Fransa'da istediğin okul açabiliyor musun? Eğer açabiliyorsan, o zaman Lozan'ın zafer olmasından bahsedebilirsin. Yani bu kadar basit bir turnusol kağıdı, bu kadar basit bir ölçü. Fransız ve diğerleri geliyor senin ülkende, okul açıyor. Belki, ne bileyim, o okulda başka şey yapacak. Hadi yani kötü bir şey yetiştirecek. Ne bileyim, şeytani bir şey yetiştirecek diyelim, veya terörist yetiştirecek. Ben böyle değil yani, abartarak söylüyorum, mübalağa yaparak söylüyorum.
sana ters gelecek, sana zarar verecek bir şeyle bir müfredatla eğitim yapacak ve sen karışamıyorsun. Ama en azından şunu hoşuma gitti, 100 yıl sonra olsa bile, çıkıp birisi Lozan'ı tartıştı ya. Yani bir bakan Lozan'ı tartıştı, tartışabildi böyle biraz çekile çekile ama biz dedi müstemleke miyiz ya dedi. Yani sömürge miyiz biz dedi. En azından bunu söyledi ya. Bakar mısın 100 yılda aldığımız mesafeye? Bunlarla mutlu oluyoruz. Peki arkadaşlar. Evet, 24 Temmuz 2024. Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Bu örneği vereyim dedim. Şimdi görün arkadaşlar, Lozan ihanet mi, zafer mi? Adam Fransa'dan Fransa geliyor. İstediği okulu açabiliyor. Senin bakanını bile iplemiyor. Bak aylardır görüşmüyormuş. Peki, abone olmayı unutmayın. Paylaşın. Biraz yorgunum. Görüşmek üzere.